Sayın Rövanş izleyenleri, bugün Alper Hocam'la beraber 2024-25 yaz transfer döneminin değerlendirmesini, bir özetini yapacağız. Yarı gergin, yarı makara, yarı ciddi, böyle garip bir video olabilir. Muhabbet tadında bir video olacağını düşünüyorum. Hocam nasılsın? İyiyim hocam, sağ ol, sen nasılsın? Çok şükür hocam. Yeni ofisimizde. Yeni ofisimizdeki ilk videom transfer videosu. Hocam açılışı yaptı Özgür Hocam'dan sonra. İkinci video Alper Hocam'la beraber. Hocam ilk hangi takımla başlayalım? Hocam Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş çünkü sıfırdan kurulan bir takım. Hı hı. Yarıda gelen yeni bir başkan, evet. Yeni bir teknik direktör, hı hı. Ve yapılan 7-8 tane nokta transferle sezonun en iyi girişini yaptı bence. Hı hı. Müthiş bir transfer Rafa Silva, bence sezonun 3 gün öncesine kadarki en iyi transferiydi. Müthiş bir transfer, müthiş bir ayak, müthiş bir bitirici, müthiş bir takım lideri, hı hı. Müthiş bir kariyer. Beşiktaş'a gerçekten seviye atlattı. Beşiktaş'a bir değer kattı, marka kattı. Hı hı. O yüzden ben önceliği Rafa Silva'ya vermeyi düşünüyorum Beşiktaş konuşulurken. Transferlere baktığımızda hocam. Hocasının da altını çizmemiz lazım. Aynen, yeni de bir hoca. Beşiktaş videosunda hoca. Da Özgür Hocamızla konuştuk ama transfer konusunda, yani transfer başlığı altında da konuşalım. Hocam transferler şöyle. Rafa Silva'ya hocam değindi. Rafa Silva, Ciro Immobile, Can Keleş, Emirhan Topçu, Şerendur, Udokoyi ve son olarak João Mário transferleri oldu Beşiktaş'ta. Gabriel Paulista bedelsiz bir şekilde Beşiktaş'a katıldı. Sezona yazın, yani transfer olarak yazın gelmedi ama yeni gelmiş gibi bir katkı veriyor. Yeni takımda daha kaliteli topçularla daha iyi oynadığını gösteriyor Musaati'de. Bence Musaati'yi de yaz transfer sezonunda gelmiş gibi görebiliriz. Hı-hı. Sadece Beşiktaş bu transferleri yaparken biraz geçen sezon ortasında yaptığı Muç transferi biraz yarım kaldı diyebiliriz. Evet. Muç'u biraz daha gölgede kaldı. Şu an ne olduğu belli değil. Ne yani. Olduğu belli değil Muç'un. Sonradan giriyor, bazen sonradan dahi girmiyor Muç'u. Son olarak João Mário geldi. Biz burada Özgür Hocam'la konuştuğumuz objektif videonun haricinde Beşiktaş João Mário'yu aldı. Şimdi hocam ben şunu söyleyeyim. Öyle seninle at, bir sen bir ben giderim hocam. João Mário'yu sence hangi mevkiye aldı? Nerede oynatmak için aldı Beşiktaş? Bence ya sağ iç ya sağ kanat. Sağ iç sağ kanat. Benim de düşünceme göre sol kanat aldı hocam. Yani Semih Kılıçsoy'un oynadığı bölgeye aldı. Semih Kılıçsoy'un, yani João Mário, Rafa Silva, Raşitsa ve ileride Immobile hücum hattıyla oynayacağını düşünüyorum. Solda oynamıyor ama. Ya oynamıyordu. Yani hocam biraz da şey bir adam. Nasıl diyeyim? Çok gözlü bir. Joker bir adam. Joker bir adam. 8'e koysan oynar, 10'a koysan oynar. Zaten 8'di. Son zamanlarında kanat oynadı. 2022-2023'te hocam 23 gol 12 asistlik bir sağ kanatta böyle bir performans sergiledi. Ben Beşiktaş için çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ancak şu evet. An hani o gün Galatasaray'ın Osimhen açıklamasından kaynaklı birazcık sessiz bir transfer gözüküyor ama Beşiktaş adına gayet nokta bir transfer olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'a değer katacağını ve Rafa Silva ile beraber Özgür Hocam burada Messi Neymar olurlar demişti. Gerçekten yani Türkiye liginde böyle bir ikili olabilir. Önlerinde bir Ciro Immobile gibi bir golcü var. Arkalarında Musaati ve Fernandes gibi kesici ve yani Delicio iki orta saha. Makine iki orta saha var. Yani Beşiktaş orta saha ve ilerisi hocam baktığımızda çok şampiyon iyi. Bir kadro evet. Kurmuştur. Defans hattında da baktığımızda ben hocam Beşiktaş'tan Svensson'un yerine bir adam bekledim. Bir sağ bek. Ben Svensson yerine değil de Masuaku yerine. Çünkü Masuaku bence Svensson'un azından kademe bilen bir topçu. Masuaku bence kademe dahi bilmeyen bir topçu. Atak yönü iyi midir? İyidir ama savunma yönünde bence bizim Süper Lig dahil Süper Lig'in bile altında bir savunma performansı var. Hı-hı. Bence kademe dahi bilmem bir sol bek. Ben o yüzden Masuaku yerine bir transfer bekliyordum ama gerçekleşmedi. Bu arada Udogi herhalde sol bek de oynayabilir. Aynen evet. Hem sol bek hem sol stoper. Hem sol bek hem sol stoper. Yani sezon ortasında bence sol bek'e geçebilme ihtimalini Emirhan ben çıkıyorum. Emirhan Topçu da aynı şekilde hocam. Emirhan Topçu. Sol bek'te sol stoper. Emirhan Topçu ya da Udogi'nin Masuaku'dan formayı alabileceklerini ben kesinlikle düşünüyorum. Ha hocam şimdi genel olarak baktığımızda 2023-24 Beşiktaş'ından 24-25 Beşiktaş'ına baktığımızda hoca değişti. Evet. Bir tane video var ya mesela kafaları falan yapmışlar hani izledin mi hiç? Hangisi? 2023-2024 evet, yerine gelenler diye. Bence Beşiktaş'ın geçen sene ne kadar kötü bir takım olduğunun yani daha net açıklanamazdı. Hı hı. Çünkü ama hocam şunu da söyleyeyim. Beşiktaş'ın kadrosunda şöyle adamlar da vardı. İyi futbolcularla kaliteli adamlar.
Gedson Fernandes. Bir tane vardı. Gedson ve Rashid Sa'yı da ben sayarım hocam. Ha evet. Rashid Sa da iyi futbolcular, kaliteli adamlarla farklı bir seviyede evet. oynayacak bir adam. Şimdi bu iki adamı hücum hattını tutup Semih Kılıçsoy'dan da şu an beklenen katkı alınmıyor. Yani bence şu an gol katkısı asist yani daha iyi olabilir Semih Kılıçsoy. Bunları Rafa Silva ve Immobile üstlenmiş durumda. Bence hani onun biraz daha deliciliği ve isteği, arzusu bence Beşiktaş'ın için yeterliydi. Ama João Mário'nun gelmesiyle artık Semih Kılıçsoy ve Raşık'a da skora katkı vermek zorunda evet. gibiler. Daha fazla istemeleri lazım. Muçi de buna dahil. Muçi de buna dahil. Yani Muçi bu arada yani bu sene yani Beşiktaş'ın son 6 aydaki en kötü transferi diyebiliriz Muçi'ye. Muçi'yi sen hocam bir videoda Başakşehir demiştin. Demiştin değil mi öyle bir şey? Evet. Şu an bulamam büyük ihtimal hocam. 1000 tane video var arasında bulamam ama. Hocam biriyle video çekiyordum ben. Burak hocamla olabilir. Muçi Başakşehir yapar seneye demiştin. Ben dedim evet hatırlıyorum. Maksimum Başakşehirlik bir adam demiştin. Ya ben hocam Muçi yedekte ben, durabilecek bir adam bence. Durmalı. Beşiktaş bir maçını izlemiştim. Muçi sadece Muçi topalı vuruyordu. Muçi'nin ilk maçıydı hocam galiba. Ya ilk maçı ikinci maçıydı. Olabilir hatırlamıyorum. Beşiktaş Konya maçı olabilir. Konya maçı starttaydım evet. çünkü. Şu an Konya maçından sonra hocam Muçi'den olsa olsa Başakşehir olur. Daha fazlası olmaz demişti. Konya maçında starttaydım. Ben de Muçi'nin yedekte fena bir adam olmadığını yedekte durur. 11'i alamaz düşüncesindeyim. Ya şu an Beşiktaş'ın elinde bir 11 milyon olsaydı daha güzel yönetebilirdi Beşiktaş. Ya işte o dönemki ortama baktığımızda hocam. Şimdi Hasan Arat'ın ilk geldiği dönemden. Evet doğru. O transferlerden ya şimdi al Mustrati'ye de daha iyi bir adam alabilirdi mesela 13 milyona. Ya Mustrati bence yine eski tip bir altı ben çok severim. Hı hı. Yani benim oyun hocam ama çok düz ama hocam. Düz ama ya. Düz ama çok iyi bir kesici, çok iyi pasör. Ya bence hocam ben düşüneceğim Endur orada biraz daha formayı alamaz. Alamaz mı? Alamaz. Endur da çok savruk mesela. Yani zaten orada savruk bir Fernandes var. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş taraftarı Fernandes'e gerçekten yani bir şey olmasın diye dua etmeli hocam. Ya şöyle başka bir hocam farklı bir adam. Ya Fenerbahçe için Fred neyse ya öyle. Şundan bahsediyor. Gedson geçen senelerde ben bunu anlayabiliyordum yani kötü bir takımda oynuyordu. Anlaşabileceği kapasitede insanlar yoktu. Hı hı. Ve bence kendini çok da fazla riske etmiyordu. Hı hı. Ya çünkü geçen seneki Beşiktaş için bir insan kendini riske etmez. Çünkü öyle bir takım yoktu. Hı hı. Ama şu Beşiktaş için Fernandes mesela kafasını sokar her topa. Evet. Yani ayağını bir yere sokmaktan çekinmez. O yüzden de bu seneye çok yani iyi başladı bence hocam. Buran Costa'da etkisi olduğunu düşünüyorum. 4 gol bir asisti var şu an 6 maçta. 4 gol mesela attığı hı-hı. sezon ne zaman var? 4 gol. Hocam 4 golü şu ana kadar hiç yok. Hiç yok. 5'te 2017 Benfica B'de atmış 5 gol. O da 31 maçta atmış. Hocam Beşiktaş'ta gelenlerden çok bir de temizlik de. Bugün Aslan gördüm hocam. Ama mesela Abubakar Hatay falan okudum. Hocam doğru Hatay gitmiş hocam. Yani doğru bütün mu? Parasını almış Beşiktaş'tan. Hatay'a ile anlaşmış Abubakar. Yani şu ana kadar bence ligdeki en garip transfer hocam. Ne alaka dedi. Güzel transfer. Hatay için çok iyi transfer. Ya Anadolu kulüpleri için çok iyi transfer. Evet, yani. Hangi Anadolu mesela bir Anadolu takımı. Bir de forveti Abubakar korkarsın. Ve parasını almış Abubakar. Yani parası cebi dolu bir Abubakar hocam. Ligde sıkıntı yaratır. Hatay için muazzam bir transfer. Hiç beklemediğim saçmalıkta bir transfer ama. Ya parasını verdikten sonra Beşiktaş tutabilirdi bu arada. Hocam yok yani şey değil. Oynatma şeyi yok. Hiç düşünmüyor demek ki. Yani ay büyük ihtimalle. Mustafa Eren Hekimoğlu da var. Müthiş bir çocuk hocam. Yani gelecekte muazzam zaten bir oyuncu ama olur. İşte ikisi var bu arada. İkisi Semih de var ya hocam. Yani çünkü Semih'i de şey yaparsın. Hani Semih'i de forvete. Şu an evet. hocam muazzam bir kadroya Beşiktaş. Yani evet, evet. kurulmuş gerçekten. Ligde götürecek bir kadrosu var. Her yer yedekli. Her yerin bir yedeği var. Her yerin bir rotasyonu var. Güzel bir kadro. Temizlik güzel yapıldı. Hoca göreceğiz. İyi başladı. Bir Chamberlain kaldı herhalde. Kaldı o gitmemiş. Amartey gidecek Amartey diyorlar. Kaldı. Chamberlain kaldı. Chamberlain'i rotasyonda kullanır mı kullanmaz mı bilmiyorum ama kullanmaz düşüncesindeyim. Chamberlain Amartey. Zaten mesela Chamberlain şeyi de hocanın açıklamasıyım. Hasan Yücel'in açıklaması herhalde. Hüseyin Yücel. Hüseyin Yücel'in bu Hajam mı diye okunuyor. Yani sol bek. Sol bek'i istemiş mesela. Hı hı. Gitmişler anlaşmışlar. 5 milyon euro para mı ne aynen. çıkartmışlar. İlkten kiralık, bedelsiz kiralık sonrasında. Yani satın alma opsiyonu 5 milyon şey çıkıyor. Ama bu sefer de 14. yabancı olduğu için hı hı. Chamberlain'den çıkmak istiyorlar. Chamberlain'den çıkmak için de 6,5 milyon euro paraya vermeleri lazım. Hı hı. Bu sefer diyor ki başkan 11,5 milyona mal oluyordu. Almadık. Mesela Beşiktaş'ın sol bek'ine
bu çocuk bomba olurmuş. Aynen öyle. Yani çok makine olurmuş yani. O yüzden çok iyi oynadı. Bizim maçta da çok iyi oynadı. Makine olurmuş. Düşünsene mesela Masuaku yerine bu çocuk makine yani. Makine olur. Gel önünde João Mario'lu bir şeydi rotasyonda. Çok iyi olurdu. İşte Beşiktaş şu an hocam Avrupa listesini verdi. Yani João Mario transferinden sonra Avrupa listesini kapattı. 13'üne kadar doğru mu hocam? Hı-hı. 13'üne İyice. Kadar lig yani transfer dönemi tekrar devam ediyor. Biz şu ana kadar bu döneme kadar yapılan transferleri Avrupa'ya yazılan kadroları konuşuyoruz. Beşiktaş için yani 10 üzerinden bir puan vereceksem 8.5-9 verebilirim. Evet. Yani temizliğinden yeni kurulan kadroya kadar gayet hazır ve şampiyonluk adayı olan bir kadro. Gümbür gümbür de başlıyorlar. Aynen yani. Öyle. Yani Galatasaray'ın 5-0'la başlayıp bu futbolla devam ediyorlar. Beşiktaş şampiyonluk adayı bir kadro kurmuştur. Tebrik ediyorum yönetiminden, teknik ekibine, hocasına. Hepsini tebrik ediyorum. Güzel bir Beşiktaş. Yani yani yenilmesi zor bir Beşiktaş izleyeceğiz. Yani 2 gol yese bile 3 atacak bir takım haline geldi. Maçları zevkli. İç sahada muhtemelen full kapasite. Aynen öyle. Maçları zevkli olur. Yani Rafa Silva'yı izlemek için ben Beşiktaş maçını bekliyorum hocam. Rafa Silva'yı izleyeyim de bir futbol izleyeyim, bir resital izleyeyim. Bekliyorum. Var mı hoca bekleyeceğin? Yok. Ben bir de Van Bronckhorst'a getirene teşekkür etmek isterim. Bence güzel bir hoca dokunuşu var. Güzel bir duruşu var hocanın. Yönetimi de iyi. Kadroyu evet. da güzel yönetiyor. Kadroyu da güzel yönetiyor. Yani bir hocanın bir şeyi var yani. Bir karizması var. Hı-hı. Yakışıyor yani Beşiktaş kulübesine. Mourinho'lu, iki şampiyonluk Okan Buruk'un olduğu bir yarışta. Evet. Orada şampiyonluk. Onun için de güzel, anlamlı bir şampiyonluk evet. olur. 24-25 transferi Beşiktaş bunlar da. Sizinle varsa eğer yorumlarınız yazabilirsiniz. Şimdiye geçelim hocam. Hocam istersen Galatasaray'la devam edelim.